Çiftçiden, üreticiden bekliyorlar ki emeğinin karşılığı olan ürünü geçen yılki fiyata hatta daha altına elden çıkarsın. Maliyetle bu fiyat bir türlü o dengeli terazide, adil terazide değil. Yani kavun karpuz eken de aynı şikayeti ediyor. Çay eken de, buğday biçen de, fındık toplayan da. Derledik topladık yurdun dört bir yanından çiftçinin isyanını. Her şey böyle başladı. Çiftçi eylemlerinin fitili Konya'da ateşlendi. Kitlesel eylemler Türkiye geneline yayıldı. İktidarın tarım politikası üreticiyi tarlada çalışmaya değil, sokakta eyleme zorladı. Çaydan buğdaya, domatesten fındığa, üreticinin derdi ortak. Düşük alım fiyatları, yüksek maliyetler. Kimi ürününü yola döktü, kimi traktörleriyle yolu kapadı. Allah fındığı olanların yardımcısı olsun. Konya'da traktörlerle yollara çıktı patates üreticisi. Konvoy halinde Seydi Bey patates fabrikası önüne gitti. Bu eylemin nedeni üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasıydı. Rize'de çay üreticisi pek çok kez emeğini yola döktü. Çünkü alım fiyatı 19 lira olarak açıklandı. Geçen yıl 1 kilo çay satıp 2 ekmek alabiliyorken bu yıl bir ekmek alabildi. O insan bile Allah'tan korkar ya. Baktınız lan Rize'yi. Trabzonof'ta da çay üreticisi belediye binasının önüne gitti. Çaykur'un çay alım fiyatını protesto etti. Artık yeter. Çay üreticisi köle değildir. Hükümete, Çaykur'a ve özel sektöre buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Yapmış olduğunuz doğru değildir. Çay üreticisinin üzerinden geçemeyeceksiniz. Buna izin vermeyeceğiz. Ankara Polatlı'da buğday üreticisinin eylemi vardı. Çünkü buğdaya %12 zam yapıldı. Arpada zam oranı %3'te kaldı. Haziran ayında resmi enflasyon %70'in üzerindeydi. Kahramanmaraş Andırın'da kiraz üreticisinin ürünleri dalda kaldı. Biz kiraz işini bırakacağız. Kiraz dallarında kalıyor. Ayaklarımla kazdım, ayaklarımla sürdüm kiraz işi. Yani sade kabaca değil, Türkiye genelinde öldü. Domates üreticisinin traktörlerle ilk isyanı İzmir Kınık'ta başladı. Salçalık domatesin kilo fiyatı 5 lira beklenirken 1 lira 80 kuruş olarak açıklandı. Bıçak kemiğe dayandı artık. 3 tane traktörle başladım çiftçilikte. Şu an traktörüm yok. Yani ben üretiyorum, ben utanmıyorum bu halde olduğum için. Bizi bu hale sokanlar... Yetkililer utansın. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, maliyetin altında fiyat verildiği için çiftçiler ürününü toplamadan sürmek zorunda kalıyor dedi. Buradaki sorunun temel kaynağı zaten üretim planlamasının yapılamaması. Peki. Çiftçinin fiyata bakarak üretim yapması, ihracat yasakları ürünün önünü kesti. Sen geçen sene 10 liraya satıyorsun, bu sene 9 liraya 8 liraya mal ettiğin patatesi 4 liraya 5 liraya satıyorsun. Günler sonra Bursa Karacabey'de salçalık domatesleri ellerinde kalan çiftçiler traktörlerle sokağa çıktı. Çiftçilere jandarma ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet geldi, şu an çiftçiye vuruyor. Domates üreticisi Balıkesir Bandırma'da, ardından Sındırgı'da Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözleriyle yürüdü. Nasıl ödeyeceğim taksitlerini onu da bilmiyorum. Yani mahsulüme güvendim. Hadi 40 yılda bu güzel mahsul yaptık. Onda para yok. Aksaray'da da çiftçi traktörle konvoy oluşturdu. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz dedi. Arpa yeteri lan. Biz ezme alıyoruz, 12 liraya kilosu. Aynı arpa bir işlem görmüyor. Sadece ezilip bize geliyor. Bu aradaki fark nereye gidiyor? Bu hırsızlığı kim yapıyor? Gaziantep'te de benzer görüntüler vardı. Antep fıstığı üreticisi iktidarın tarım politikasını protesto etti. Çuvallarla fıstıkları döktüler.
Çünkü mazota, gübreye zam gelirken Gaziantep'li üreticilerin yeşil altın olarak adlandırdıkları Antep fıstığına zam gelmedi. Geçen yıl 115 liraydı, 120 TL'ye kadar gitti. Ama bu sene maliyetim bile altına düştü yani. Bizim girdilerimize mazot, gübre girdilerine zam gelirken, işletmeci ürünlerine girdilerine zam gelirken ne yazık ki bizim el emeğimiz, göz nurumuz, 20 yılda yetişen yani bir evlat gibi üzerine titrediğimiz fıstık ağacımızın ürünleri 90 TL'ye düştü. Merkezi hükümet hem yerel yönetimlerin çiftçinin elindeki bu ürünü alıp tüketiciyle buluşturması lazım bir an önce. Kocaeli Kandıra'da çiftçiler çöp tesisi projesinin tarım alanlarına zarar vereceği endişesiyle traktörleriyle sokaklara indi.